Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allemtena inneke enten alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima'allemtena ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna iştinaba. Ve ce'alna mimmen yestemi'una al-kavlu fe yettebi'una ahsana. Ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike s-salihin. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kur'an-ı Kerim'de surelerden bana Hucurat suresine tafsirini okuyarken idik. Ötken dersimizde estaizu billah ya eyyuhallezine amanu la yaskar kavmun min kavmin ayetine tafsirini körgen idik. Devam etkizemiz. Allah-u Teala yaptı, ey iman keltirgenler, sizlerden bugün bir kavm başka bir kavmini maskara kımasın. Sizlerden bugün bir ayollar cemaası başka bir ayollar cemaasını maskara kımasın ki ihtimal maskara kılınıyetkenler maskara kılıçılardan yakşıradır. Buradalar dinimizde asıl ve furu'lar var. Asıl degeni bir darahta tanasıya okşatsak furu'u degeni onun şahları. Allah'a iman keltirişlik, kıyamet'e iman keltirişlik. Bu dinin asli bo'ladigan bo'lsa daraxt tanasiga o'xshagan. Endi bugungi o'qiydiganimiz masxara qilmaslik, mazax qilmaslik, g'ibat qilmaslik, yomon gumon qilmaslik bu dinimizning furuqlari daraxtning shoxlariga o'xshaydi. Odam bolasi dunyoda yashar ekan juda borsa bitta, juda borsa bir beshta bir hunarni chiroyli qiladi. Ama bilgen ikide üçte hunariz bilen, şu siz bilgen, puhta bilgen, ikide üçte hunariz bilen hayatta yaşayıp getirmeyiz. Başa hunarlıgen muhtaçsız. Aşbazsız, kassapsız. Lekin burada kurucuya muhtaç bulasız. Kesel bulasız, tabibge muhtaç bulasız. Maşiniz bozulup kalsa, öşe maşinin ustasıya muhtaç bulasız. Demek Müslüman adam cemiyette, adamlarda arasında yaşayışlıkken mahkum. Dinimiz hiç kaçan üzletke. Rahbaniyetke, dünyadan üzülüvalışlıkke, yalgızlıkke büyürümüydü. Müslüman adam cemiyette kalk ortası da yaşaydı. Çekege çıkmamıydı. Bana şu ilahi buradalar şeriat siz bilen bizge adamlar öz ara aralaşıp yaşarken kendik muamala kılıçlıkeri birbir bilen. Bana şuna sana talim verelim. Bendeni Rabbisinin huzuru da kadir kıymeti ikiden asa bilen belgelenedi. İlmi bilen, ameli bilen. Şu ikalası buluşu şart. Çünkü ilmi boptur amal kımasa bu nuksan. Şimdi amalı boptur ilmi bulmasa bu yam nuksan. Roparamızdaki adamı bizden kadri balatligini ya ki pasligini bilmakçı olsak bana şu iki ölçü abone ölçeğimiz. Menden ilimli mi? İlimli. Menden göre amalı köprak mı? İlmige köprak. Demek şu adam Allah'tan nazide menden balatrak. Kadri yüksekrak. Şimdi mana şu ölçü bilan birbirimizi ölçüp, şu bilan yaşayan bulsak buradalar, hemen ise çırali surette ketedi. Ya eyyuhallezine amanu, la yaskar kavmun min kavmin. Ey iman keltirgenler, bir kavm ikinci kavmını maskara kımasın. Adamlar birbirlerini, kadir kıymetini belgileşte, özlerini ortaya koyuyorken ölçüleri var. Boyligi, şekli, kuvveti, nasıl nasabı, şular. Lekin bularını Allah Teala'nın nazdede hiç kadir kıymeti yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadis İmam Müslim'den Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet kıyan. İnna Allah Teala la yanzuru ila suvarikum ve amvalikum. Allah Teala sizlerde suretilerge ve mal-ı devletilerge karamaydı. Velakin innema yanzuru ila kulubikum ve a'malikum. Nemege karaydı? Kalpler ile karaydı. Ameller ileriye kalıydı. Bana şu iki tane sebeple insan Allah'ın huzurunda kadri bilgilenedi. Dünyada yaşarken biz, siz bilen bizi kalbimizde, kellemizde düşüncelerimiz, ölçülerimiz var. Düşünce ve ölçü. Bana şunge karab insanın hayat geçirdi. Kişi Allah'a kança yakınlaşken sarı, onu düşünceleri, ölçüleri, şer'i ölçülerine yakınlaşıp boradı. Kateremen, kişi Allah'a kança yakınlaşken sarı, onu ölçüleri, düşünceleri, şer'i ölçülerine yakınlaşıp boradı. Kança uzaklaşken sarı, şer'i ölçülerden uzaklaşıp boradı.
kitab-ı sünnetten uzaklaşıp aradı. Bana karayın. Adam da kadir hakkında yapıp biz de Allah da oladı huzuru dedi. Allah Azze ve Celle bandanın kadrini güzelliği bilen, çırağı bilen bilgilemedi. Ayet-i Kur'an'da, istedibillah. Ve le abdun mu'minun hayrun min müşrikin ve le a'cebekum. Şubhasız azat müşrikten, gerçi usuzge yoksa da, imanlı kul yakşırak. Çıralik, pullik, sizlerge yok yaptı. Lekin buna kadar çıralik müşriden göre imanı bar kul afzal. Demek çıray, ölçü avamı yaptı adam da kadrige. Baylik, malu devlet. Bunu yam Allah Teala etmedi. Estağfirullah. Kul enfiku tav'an av kerha len yutakabbala minkum innakum kuntum kavman fasiqin. Ayting ey münafıklar, hoh öz hohşingiz bilen, hoh mecburen infak ihsan kılın, sizlerden herkes kabul kılınmaz, çünkü sizler itaatsiz kavm buldunuz. Yani bayıdı bunlar. Bayıdı, Allah Teala itaatsiz bu genel için bu bayılığını kadri kıymetke ölçü bilgi kımadı. Ötkür akıl zekavat bilenin bilgilegeni yok, adamın kadrini Allah Teala. Çünkü ne diyemiz? Zor hatıra, ötkür zihin, Allah Teala'dan belirlediğin rızk. Kim gelir köprü ataya? Zihin zor. Bir madde içtip yotlap kaladı. Kim gelir azır ataya? 10 madde okusayım kellesi kirmiydi. Bu ötkir zihin de genese. Hüttü baylik yokşagen, ömür yokşagen, uzun kıskalik yokşagen, rızk sizi kol üzde genersemez bu. Çünkü zihni zor bolu okuyken talib ilim, zihni rara boyken talib ilim üstten külmesliği gerek. Sen Allah'a yokkanlığı için buna zihinde vergeni yok. Belki senge sınav için verdi. Bunge vermedi şuna sana sınav için. Demek baylık ölçü almasakken, çırağı ölçü almasakken, zor akıl zekavat ölçü almasakken. Ne mi onda ölçü al? Hazretkenimiz dek, ilim ve amel. Dalilimiz var mı bu yapımızda? Var. Allah Teala dedi, estağfirullah, hal yastavillezine ya'lamuna vellezine la ya'lamun. Aytin, biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? İlimli bilan ilimsiz teng bo'lmaydi birodarlar. Yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. Alloh taolo sizlardan deyapti, iymon berilganlar ichida ilimlilarning darajasini balat qiladi. Alloh ilimli odamni balat deyapti. Alloh ilimli odamni balat deyapti, modomiki ilmiga nimasi bo'lsa, amali bo'lsa. Mana ilim insonning qadrini balat bo'lishiga dalil. İndi amel. Estağfirullah. Ve likullin derecatun mimma amilu. Her kim üçün kılgen amellerden derecat, savablar var. Hulasa, bir adam mı, ikinci adamdan kadrını balatlige, paslige, ilmi ve ameli bilen buladı. Boylige, çırayı, aklı, kuvveti bu neseler bilenmez. Mesela kim zihni hırap oluşunu haliydi? Hiç kim olamaydı. Kim kambag'al bo'lishni xohlaydi? Hiç kim. Kim xunuk bo'lishni xohlaydi? Hiç kim. Lekin shunaqa bo'lib qoldi. Demek bu uni ixtiyoridagi narsa emas edi. Bu Allohning sinovi edi. Bunga berib sinadi, bunga bermay sinadi. Endi bu ham ilmli bo'lishi, amalli bo'lishi mumkin. Alloh taolaning kitobi Qur'onda ikki xil odam haqida so'z ketadi, birodarlar. Mu'min haqida, kafir haqida, itoatkor banda haqida, osiy haqida, muhsin haqida yoki musi yomonlik qiluvchi adashgan kishi haqida. Mana shu musulmon kishini taqsimi, odamlarda o'lchayotgani shu ikkita o'lchov bilan o'lchaydi. Yo itoatda, yo itoatsizlikda. Ana shu johil o'lchovlardan bittasi millatchilik. Millatchilik qilishlik, payg'ambarimiz aytganlar, da'uha fa innaha muntina. Men palonchi urug'danman, men palonchi millatdanman, palonchi qabiladanman. Faqat fazilatini biladi. Muhojir va ansorlarning o'rtasida, mana Banu Mustalik g'azovatdan qaytib kelayotganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari muhojir va ansorlar bir-biriga qilich ko'tarib o'qtalib qolishdi. Ey muhojirlar, dedi muhojirlar yig'ilishdi. Ey ansorlar, dedi ansorlar yig'ilishdi. Rasululloh tirik bo'lib turib millatchilik ketdi. Makkalik madinalik bo'lib ketdi. Rasululloh aytdilar: "Avabida aval jahiliyati va ana bayna zuhurikum." Hali men sizlarning ichingizda turib, johiliyat da'vosini qilyapsizlarmi? Da'uha fa innaha muntina.
Koylar bu narsani. Millatchilikni qo'ylar bu albatta bir badbo'y narsa. Abu Zar G'ifori roziyallohu anhu sahoba. Inson ekanda endi. Bilal roziyallohu anhuni qarab turib, Bilal bilasizlar roziyallohu qora bo'lgan, habash bo'lgan. Yabna Sauda deb qo'ydi. Qora xotin deb olasi deb qo'ydi. Onasi qora. Haqiqat. Pakana desa shu masxara olar ekan. Uzun desa masxara olar ekan. Hali o'tamiz. Siz aytgan laqab degan joyda o'tamiz buni qaytaraman. Laqab qo'shib aytdingiz. Palonchi sarg'voy dedingiz. Palonchi mallavoy dedingiz. Haqiqatan malla, haqiqatan uzun, haqiqatan nima? Shunaqa. Kulib qo'ydi. Shu masxara qilish, mazah qilishga keladimi, kelmaydimi? Domla men borini aytyapman, to'ppa to'g'ri aytyapsan. O'zi bilasizmi g'ibat? G'ibat bilan bo'xton nimaydi? G'ibat bir sifatki, uni aytsangiz bir odam yo'qligida u haqida. Shuni aytsa xafa bo'ladi, shu g'ibat bo'ladi. Agar yo'q narsani aytsangiz bo'xton bo'ladi. Endi boyagi odamga uzun dediz, pakana dediz, semiz dediz, og'riq dediz, kulib qo'ydi. Shu masxaraga keladimi, kirmaydimi? Kulib qo'ydi, xafa bo'lmadi. O'sha kulib qo'ygani odobi uni. İnlemeye koydu mu? Adab yüzesinden inlemeye koydu, lakin kalbi azar çekti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Zar Gıfari'ye inneke mri'un fike cahiliye. Ey Abu Zar, siz hali cahiliyatı bar adam ekensiz dediler. Yani siz de hali cahiliyden bar ekeni dediler. Demek Müslüman kişi Kur'an ve sünnette aytilingen ölçüden başka ölçülerden ölçemeydi. Kim şunday qilsa bu cahiliyat ölçüsünü ölçekken bo'ladi. Asarlarda keltiriladi. Man valiya amra ashara va valla alayhim rajulan fihim man huwa khayru minhu faqad khana Allohu va rasulahu. Kim? Diqqat qilinglar. Kim? 10 ta odamga boshliq bo'lib turib, shulardan bittasini peshqadam qilib saylashlik kerak bo'lsa, ya'ni meni qo'limda 10 ta odam bor, shulardan bittasini boshliq qilib saylashim kerak. Endi bir kishini sayladim. Bu 10 tane içinde bundan haqliroq odam bor edi. Agar kim shunday qilgan bo'lsa, Alloh va Rasuliga xiyonat qildi. Amr ibn al-As roziyallohu anhu payg'ambarimiz Zatu Salasil sariyasiga yuborayotganlarida amir qilib, islomga kirganiga 5 oy yoki 6 oy oldi. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob deg ulug' sahobalarni oddiy askar qilib jo'natganlar. U Sirat darslarda aytganmiz. Keyin qilgan ishlaridan norozi bo'lib Umar ibn Xattob Abu Bakr Siddiqning oldiga keladi. Qilayotgan ishini qaramaysizmi? Mana qilyapti. Dinga kir, endi yaqinda kirgan, dinni tushunmaydi, hali shariy hukmlarni bilmaydi desa, Umar ibn Xattobga Abu Bakr Siddiq jin bo'ldi. Rasululloh tayinladimi? Tayinladi. Agar shu ishga sendan ko'ra loyiqroq bo'lmaganida Rasululloh saylamasdilar. Ana itoatni qarang. Kim 10 ta odamga rahbar bo'lsa, kim 10 ta odamning ishi ustida bo'lib turib, ulardan orasida boshliqlikka yaroqlisi bo'lib turib, boshqasini tayin qilsa, taqiq Alloh va uning rasuliga xiyonat qildi. Hukumatda ishda turgan odamlar hushyor bo'lishlik kerakki, o'sha bir bitta vakansiya, bitta mansab bo'shadi, o'rniga 3 ta kandidat turibdi. Shundan bittasi o'zini jiyani. Yo o'zini urug'i. Ammo bu mansabga bu vakansiyaga loyiq emas. Undan ko'ra loyiqroq odam turibdi, lekin begonalardan. Musulmon yurtlarini oyog'iga bolta urayotgan, rivojlanishdan to'sayotgan mana shu narsa. Ammo o'zini shaxsiy firmasi bo'lsa, kapital o'ziniki bo'lsa, ha, unaqa qarindoshni qo'ymaydi. Bankrot bo'ladi bu meni deydi. O'shuning kim qo'yadi? Shunga yaraydigan odamda. Shuning uchun birodarlar, bizga minbar berilyaptimi? Yo bir qandaydir bir mansab berilyaptimi? Insof qilaylik. Sizdan ko'ra loyiqroq ona odam. Monchi ishlagan tajribasi bor, haqli. Allohdan qo'rqsangiz, ona mendan ko'ra loyiqroq, shuni saylaylik deb yuboringlar. Ma'qulmi? Qaray musulmon odam qanaqa omonatdor bo'ladi. Kim shunday qilmasa Alloh va Rasuliga nima qildi? Xiyonat qildi. Agar jamiyatning har bir a'zosiga qonunlar bir xil ishlamasa,
bu cemiyet hergiz aldığına kadar yürümeydi, ösmeydi. Ama imani cemiyette kanun hemen bir kıl işleydi. Layık olmayan adam mensabı oturmaydı. Demek özüzden bu cemiyet ne oladı? Ösadı, önedi, yükseledi. Ya eyyuhallezine amanu la yaskar kavmun min kavmin asa en yakunu hayran minhum ve la nisaun min nisa asa en yakunu hayran minhun ve la telmizu anfusakum. Bana şu yetiye geldik. Özleringizni, yani birbirleringizni mazah kılmayınız. Mazah ne mi? Tana kılış, buradan asasını pas sanaş, hayatını torligini tana kılış, fakirde fakirligini, keselde keselligini, ilimsizde ilimsizligini, zayıfne zayıfligini yüzüge salış. Bana şu mazah kılış oladı. Allah Teala anfusakum, birbirleringizni dedi. Allah Teala vela taktulu anfusakum, özüyledi özüyler öldürmeyler dedi. Demek birbirleri masara kımeyler diyken payette kişi buralarını masara kılıp yer görüyorken de özünü yer görüyor yaptı. Müslüman başka bir Müslüman da öldürse özünü öldürüyor yaptı. Müslüman Müslüman da malını haramdan yegen payette özünü buralarını malını yok kılıp onu zayıflaştırıyor yaptı. Demek özünü hem zayıflaştırıyor yaptı. Mazah kımeyler birbirleri de Allah Teala diyor. Bana bu ayetin birkaç manaları var. Birincisi Müslüman kişi tana kılıcı, lanet okucu, tankıt kılıcı bu miydi? Çünkü adamlar da körgen bu şeyler gerek. Fakat adamlar da kaybını yapıradı. Fakat yomanını yapıradı. Hani ki ma adam, manaka adam, manaka yakşı işlerde kılı yaptı ise sırası tezkeresini yapıradı da köyünü yayınıp getirdi hali adamı aldı da. Şu mesela siz yakşı diye, siz yakşılığını gördünüz, yakşılığını açsınız bu yomanını yapıra yaptı. Yomanını burası soramadı. İki kıl haşarat. Eski keladı şu orunda. Kays kays haşaratlar? Asaları bulan paşa. Asaları nemege konadı? Nemelerge konadı? Pakize nerse ya? Paşaçı. İkinci manası? Özü Müslüman. Müslüman bana vela telmizu anfusakum. Lümeze yani birbirlerde mazah kımeyler deyken de ikinci manası Müslüman özü şu mazah boladigan, hıcalatı boladigan, üyetke boladigan işge özü kirişmesliği gerek. Yani kolinden kemediğin şey kirişme, kiriştin, üddalamadın, masaraya kaldın. Ayıp işte koyup durup, beni keçirip koyular, bilmeye kapan, buna kabul için oğluma yineken ben. Akliye yetmedi mi kımeye koyar, şunda seni mazah kımeydi, burası seni masara kımeydi. Özünü özünü mazah kıma. Akıllı adam buradalar, adamlarda faziletini isteydi, topsa köpetirip yapıradı. Akıllı adam, başka adamlarda faziletini yapırışke şaşıladı. Ayıbını yemez. Adam özünü hürmet kısa, malamat buladıgan, mazah buladıgan, maskara buladıgan oranları özünü koymaydı. Kim Allah'ın emrinde müstakim olsa, özünü nafsını hürmet kıladı. Kim Allah'ın emrinde müstakim turgan bo'lsa özünün nafsını hürmet kıladı. Başka şekilde ayet vereyim şunu. Kim özünü hürmet kısa yine Allah'ın hükümünde müstakim durarken. Kim özünü hürmet kısa Allah'ın hükümünde durardı. Burada gıybat kı mıydı? Burada maskara kı mıydı? Burada mazak kı mıydı? Burada ayıbını yapır mıydı? Çünkü Allah'ın hükümünde durdu da o. Lillezine ahsanul husna ve ziyade. وَلَا يَرْحَقُوا وُجُوهَهُمْ قَطَرٌ وَلَا ذِلَّ Allah da hükümde turuptu. Men kılıngan işlerden özünü ihtiyat kıgan bu adamı hiç kaçan yüz yerge karamaydı. Çırali amel kılgan zatlar için güzel akıbet ve ziyade nimetler vardır. Onların yüzlerini ne karalik ve ne harlik kaplar. Etiyapız özünü hürmet kısız Allah da hükümde turun da şunda yüz yüz karaba mıydı? Harlik sizi kapla mıydı? Şunu üçün ayetlendi. Bir adamdan bir hacat bol, onu tengi bolasan. Onge muhtaç bol, onu asiri gaylanasan. Onge ihsan kıl, onu amiri gaylanasan. Tam akıma tengsen o bulan. Tam akıl, ondan passan. Kolinden kese infak kıl, ondan balat bolasan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldıya bir kişi gelip ya Resulullah menge şunda bir işte örgütün ki onu kısam adamlara yakış görsün Allah'a yakış görsün. Resulullah ettiler izhad fi dünya yuhibbuke Allah izhad fi ma indennas yuhibbuke ennas.
Dünyadan bir hacat bol, Allah seni yaxşı görədi. Adamlarda kolu da genesinden bir hacat bol, adamlar seni yaxşı görədi. Hani adamlarda kolu da tamaksız, koludan tamaksız adamlar yaman görədi, Allah yaman görədi. Şimdi adamlarda kolu yakalamayın, Allah yaxşı görədi, adamlar yaxşı görədi. Bu muamma kaydan kelip çıkadı deseniz, adamlardan tamakılışlık kimde payda boladı? Kim tamakıladı yok boladı? Rızk Allah'dan degen etikadı zayıflığı adamlar. Rızk Allah'tan degen adam yine buradan tamakı mıydı, burada oldu, yaltağlan mıydı? Çünkü gururumda tursamam, hürmet etibarımda tursamam, şu rızkımı yiyemem. Barıp durup bunu kavşuge salam versemem, şu rızkımı yiyemem degen adam. De balat duralıydı. Mumin kişi özün özü hürmet kılarken, o hakta daim turadı. Rabbisinin hükümü de daim buladı. Hani Müslüman kişi özünü hürmet kıladı. Bana şu hürmeti, özgü bugün hürmeti Allah'ın hükümünden, çıkışlıydan tosadı onu. Buradan ki bu nasıl vada kıldıyız. Ki izden çıkıp aldı. Geldi, ne mi oldu burada, hali ginerse dedi. Hali ki adam da aldı da hıcalat olmasını için yalan yapıp koyarsın. Yoğagen o narsa deyisiz. Onu aldı da hıcalat bulmasını için. Huttu iş nasıl izden çıkmaydı yanda, adam izden çıkıp kalışı mümkün. Burada izinden çıkıp kaptı deseyiz. Onu aldı da kadri şükürken o şeydi. Onu aldı da hıcalat bulmasını için yoğagen o narsa deyip koyarsın. Hop, onu aldı da hıcalat bulmadıyız. Öz yüzü aldı da hıcalat olmadıyız mı? Şunalıyım mı? Eğer Allah'ın hükümü de müstakim türgen bu siz, ne makalasız? Esinden çıkıp kaptı buralar, özür, tolap gelemem barıp değilsiz, öz yüzü aldı da hıcalat olmayısız. Biz özümüz aldığımızda hıcalat olmayı koygenliğimiz için kohumayı yapıramız. Yalgan diyem, ne maniyem? Ne, bağırdım, yok hakem. Yok hakem. Karadım, döken yapak hakem. Baradım ketip kaptı. Kohmayı da ikkilenmezden. Bana şu de, bana şu de kliyekanımız Allah'a hükümde müstakim türme ekkelliğimizi belgesi. Onu aldı da hıcalat bu muyumuz? Doğru. Lekin özümüzü aldığımızda şey. Özümüzü hürmet kımaya koymuyumuz mu şunda? Demek Müslüman kişi özünü hürmet kıladı. Bana şu hürmeti ona Allah'a hükümde daim turuşlikke ündeydi. Bana burada mazah kılış. Bazı da söz bilen buladı. Bazı da hareket bilen buladı. Bazı da közde kısıp boş bilen buladı. Bazı da işara bilen, bazı da tabassum bilen buladı. Ya veylene ma li hadal kitabi la yugadiru sagiratan ve la kebiratan illa ahsaha. Bizge vay bolsun. Bu kandaki kitap ki diyepti kıyamet günde faciller. Katta narsani ham, kichikki narsani ham qoldirmasdan hammasini hisoblab qo'yibdi ya. Mufassirlar shu oyatni tafsirida aytishadiki, bu yerda kichkina narsa degan so'zdan, kichkina degan kalimadan murod tabassum qilib qo'yish. Katta degan so'zdan maqsad qahqaha qilish. Buroda mazza qilibni ijeb qo'ydingiz, shu kichkina gunoh. Qahqaha qilib kulishlik katta gunoh deb atilmayapti. Chunki birodar, bir odam kelib sizga bir narsani gapirdi, bir ilmdan şu ilimden haberi yok iken, siz bundan bilimleri yok iken siz hata kıldı. Tabassum kıpoyduş. Tabassum kıpoyduş. Bana şu mazah kılışı buladı. Bunu onunla o şu ilim doğru getirdik. Eğer üstüden külsek, isimizden çıkmazsın. Allah Ta'ala onu ilimde balat kıpoyup bizi pas geçirip bu işe kalır bu yanzat. Makul mu? Bir Müslüman kişi, yani şu Müslüman ülkelerinin biri de, cüde bir narqi qimmat bo'lgan katta imoratni xayriya jamiyatiga infoq qilib berdi. Shunda shu xayriya jamiyatini a'zolari bu kishini qilgan infoqini bir taqdirlash maqsadida, bir minnatdorchilik bildirish maqsadida katta bir marosim uyushtirishdi, to'riga o'tkazishdi. Haligi odamga so'zga chiqqanlar minnatdorchilik bildirishdi. Qilgan ehsoni qanchalar odamlarga foydasi tegishligini aytdi, katta mablag'da aytishdi, oxiratdagi ajrda aytishdi. Hamma onu maqtab chiroyli so'zlarni gapirdi. Shunda ana shu so'zga chiqqanlardan bittasi hamma odamlarda aytgan so'zidan boshqacharoq so'zni aytdi. Bu kishini e'tiborini boshqa narsaga tortdi. Aytdiki, agar Alloh xohlaganida siz ham bizning jamiyatimizdan yordam olib, maosh olib yashaydiganlardan bo'lib qolishingiz mumkin edi.
Ama Allah Azze ve Celle bunu istemepti. Sizni odamlarga yaxshilik qilishga qodir qilib, boy badavlat qilib qo'yibdi. Albatta bu Allohning sizga bo'lgan ulkan fazlidir. Ihson qiluvchi emas, ihson oluvchilardan qilib qo'yishlikka Alloh qodir edi dedi. Agar Alloh xolaganda siz ham bizni fondimizdan pul olib tirishlik qiladigan bir faqir odam bo'lib qolishingiz mumkin edi, lekin Alloh xolamapti buni dedi. Shuning uchun sizda bir narsa bor, nariga odamda yo'q. Mazah qilmang. Siz bilasiz, u bilmaydi. Ustidan kulmang. Siz boysiz, u kambag'al, uni yerga urmang. Chunki Alloh qodir zot. Buni aylantirib qo'yishligi ham mumkin edi. Shuning uchun shunday bir xayr ihsonni, bir xayrli ishni qilgan paytda musulmon nima desin? Alloh taoloning fazli desin. Va birovni masxara qilmasin. Aytiladiki, kim o'zining bir birodarini bir gunoh uchun ayblasa, bu gunohdan to'xtab tavba qilib bo'ldi. Shu gunohga o'zi ham tushib qolmasdan avval o'lmaydi. Bir paytlar fisq fujur ichida botib yurar edi, tavba qilib qaytdi, to'g'ri yo'lga yurgandan keyin eslatadi shu narsani. Ha, o'zi yurdi, mana qilib o'zi. Ha, odam bo'lib qoldingmi? Kechalar mana qilib yuruding. Mana shu musulmonga juda ham yarashmaydigan sifat, qarang. Kim o'zini bir birodarini bir gunoh uchun ayblasa, bu gunohidan tavba qilib to'xtagan, shu gunohga o'zi ham tushib qolmasdan avval o'lmaydi. Mushkulamiz shuki, bitta xatoga yo'l qo'ydi bir odam, keyin tavba qildi, qachon ko'rsak o'sha gunohni eslayveramiz-da. Bu mana qaydi bu. So'ramasa ham yonimizdagi aytib mazza qilamiz. Bu mana qaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida bir ayol haqdan toyilib, bir gunohga qo'l urdi. Tavba qildi, jazo qo'llandi bu ayolni ustida. Tavba qildi, haqqa qaytdi. Shu ayolga biroz sovchi bo'lib keldi. Shu ayolni akasi Xalifa Umar ibn Xattob oldiga kelib, buni avval qilgan falon gunohi bor edi. Shuni xarador bo'lib kelgan odamga aytaymi, yo'qmi dedi. Umar ibn Xattobning javobi tez bo'ldi. Vallohi, agar aytsang uni, seni qatl qilaman dedi. Qildi gunohni. To'xtadi, tavba qildi, tamom. Uni kavlashlikka, qidirishlikka hech kimi haqqi yo'q. Yusuf alayhisalom qissasidan xabarimiz bor. Akalari Yusuf alayhisalomni quduqqa tashlashib yubordi. O'lishi aniq. Agar qamoqqa qamatib yuborsa, u yerda har qanday hayotiga bir kafillik bor, ovqati bor, yotadigan joyi bor, boshida tomi bo'ladi qamoqdagi odamni. Ammo quduqqa tashlasa bu nima? Bu aniq o'lim. Endi akalari mana shuncha o'rtada bo'lgan katta bir voqealardan keyin ukasi Yusuf alayhisalom oldiga keldi. Shunda akalariga quduqni eslatgani yo'q, qaranglar-da. Vaqot ahsana bi iz akhrajani minas sijn. Dar haqiqat uzot menga buyuk in'om qildi, meni zindondan chiqardi. Nimaga quduqni eslatmayapti? Demak, bir odam gunohni qilib to'xtagandan keyin qaytib yuziga solishimiz mumkin emas. Modomiki to'xtagan bo'lsa, tavba qilgan bo'lsa. Agar unday qilmasak, doim uni esiga aybini, eski qilgan xatosini yuziga soptiradigan bo'lsak, haddimizdan oshgan bo'lamiz. Agar haddimizdan oshadigan bo'lsak, shu birodarimizni to'xtatib qo'ygan gunoh uchun ayblayotgan bo'lsak, shu gunohga biz ham botmasdan turib, kirmasdan turib jonimiz chiqmaydi. Aqulu qawli hada va astagfirullah.